Piquen'le bir anı yok mu hocam? Ya Pelin'le çok muhabbetimiz yoktu. Şimdi kendisi ünlü oldu diye böyle ya çok iyi arkadaştık falan. Böyle yediğimiz içtiğimiz hal gitmiyordu falan değil. Böyle bir çok aşırı bir muhabbetimiz yoktu. Sadece bir sanırım bizim servise mi biniyordu o? Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Sabahları böyle biraz uyuklardı herhalde. Böyle hatırlıyorum çok çok ama şimdiki neşesi var ya lisede de öyleydi ya. Acayip neşeli bir kızdı. Ben böyle uzaktan bakıp böyle lan bu neşe nereden geliyor? Çünkü e, biz arkadaşlar bizim lise zamanımız tam Kurtlar Vadisi'nin başladığı dönemdi. Daha doğrusu başladığı değil prime dönemiydi Kurtlar Vadisi'nin. Böyle çakırlar, polatlar azdan az çoktan çok gider. Rajon kesmiyorum, kafa kesiyorum falan. Dolayısıyla biz de Kurtlar Vadisi'ni hep izlerken yani Kurtlar Vadisi'ni izliyorduk hep. Yani izliyorduk yani. Kurtlar Vadisi bizim için bir şeydi böyle. Ee, vazgeçilmez bir şeydi. O yüzden biz böyle e, okulda sürekli böyle paltolarla falan böyle yani e, şey gezerdik böyle. E, nasıl diyeyim? Böyle birbirimize sıkacakmış gibi gezerdik. Böyle bir şeyimiz vardı yani. Ama e, mesela Pelinler falan çok şeylerdi. E, böyle çok neşelilerdi. Okul ikiye ayrılıyordu arkadaşlar. Bizim gibi şeyler... E, bizim gibi böyle... Nasıl derler... Ee, bizim gibi karamsarlar ve böyle işte pelinler gibi böyle şeyler. Biz böyle paltoları maltoları çekiyorduk. Ama mal mısın yani normal gi <laughs> giyin değil mi? Paltoları falan çekiyorduk böyle. Bir giriyorduk böyle. Okula bir giriyorduk böyle. Böyle paltolar maltolar böyle dik yaka gömlekler modaydı o zaman böyle. İçlerinde böyle kahverengi falan şeyler vardı böyle. Yani öyle bir şeyden dönemden geçtik arkadaşlar. Hatta şöyle olurdu. Bak ben size hiç unutmadığım bir şey söyleyeyim. 10. sınıf mıyım o zaman? Eee 10. sınıfım aynen. O zaman işte bu şeyler falan moda. Mesela kaç yılı oluyor be hatırlayalım hemen. 2008 2 2000 mesela 2005 yaz müzikleri diyelim. Dur bakayım. Dur bakayım. Ama yabancı olacak. Heh. Mesela şimdi Kurtlar Vadisi Perşembe günleri oluyor tamam mı? Perşembe akşamları. Ee, Perşembe günü herkes böyle okulda şey takılıyor böyle işte gömlekler dışarı çıkıyor, kravatlar yarıya iniyor, böyle kazaklar giyiliyor. İşte şey dışına çıkıyor falan böyle, kazağın altından gömlek çıkıyor, alta konversler falan böyle. Biz e, okulda takılıyoruz böyle. Yani böyle işte teneffüslerde voleybol oynarıyor. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Ee, kızlarla voleybol oynamalar. Ah falan filan diye böyle. Eğleniyoruz böyle kantinde takılıyoruz. Müzikler çalınıyor. O zaman böyle Nokia'nın wow e, müzikleri falan var. Onları çalıyoruz. Ama böyle kopuş. Yani perşembe günü kopuşlar var böyle. Perşembe gün içinde tabii ki. Böyle herkes... Ondan sonra perşembe akşamı eve gidiliyor baba. Kurtlar Vadisi bir izleniyor. Ertesi gün o böyle aşağıya gömlek çıkarma falan yok. Böyle jilet gibi böyle kemerler takılıyor böyle. Paltolar giyiniyor, ceketler giyiniyor. Herkes okulda birbirine sallıyor böyle. Bir yürüyorsun böyle. Ne var la ne bakıyorsun falan oluyor. <laughs> Abi sen o adamla dün böyle birbirinize manşet atıyordunuz yani. Ne oldu da bir anda düşman kesildiniz. Sen işte benim hoşlandığım kıza bakmışsın falan diye böyle. Öyle bir dönemden geçtik arkadaşlar. Yani acayip psikolojimiz bozuktu, anlay anlayacağınız. Okul çıkışında herkes birbirini bekliyor böyle. Adam çağırmış herkes. Herkes ee, böyle ufak tefek belalı olan bütün arkadaşlarını çağırıyordu. Sürekli bir kavga oluyordu. Ben bunlara çok karışmıyordum bu kavgalara ama. Yani pislik bu. Sen girmesen de senin üstüne sıçrar. Arada biz de oluyordu tabi. E şimdi orada şey yapmaman lazım. Hani lise zamanlarında geri vites yaparsan ezilirsin. O yüzden biri sana gider yaptığı zaman sen de hayırdır la. Sana hayırdır la falan oluyordu. Sonra çıkışta mecburen işte o adamını çağır. Sen adamlarını çağırıyorsun falan böyle. Bir de şey vardır. Nöbetçi öğretmenle çaktırmadan kozlarını paylaşma. İşte tuvalete gidilir mesela. <laughs> Orada e, Kadir diye bir çocuk vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Kadir. E, park Parkta mı oluyordu? Yok okulun içinde de oluyordu. Parkta da oluyordu. Oluyordu yani. Değişik yerlerde oluyordu. Kadir diye bir çocuk vardı. Nerede, nereliydi ya? Mardinli miydi? Aa, bu çocuk beni çok seviyordu ve böyle çok şey bir çocuktu böyle yani kimse bununla arkadaşlık yapmazdı biraz böyle dış görünüş itibariyle şeydi biraz hmm, nasıl diyeyim böyle tehlikeli bir çocuktu yani tehlikeli gözüküyordu en azından yani kimse bununla gidip bir şey yapmazdı ee, bu çocuk da beni enteresan bir şekilde seviyordu böyle ee, artık babacan tavırlarımızdan şey mi yapıyordu falan. Abi bu çocuk sayesinde 9. sınıfta kimse yanıma yaklaşamıyordu ya. Ve 9'da beni çok örseliyorlardı. Arkadaşlar ben 9. sınıfta çok boyum kısaydı. Böyle tıfıldım. Bir de lanet olsun. Siz de Ahmet'in kanalına Baboliler Team'e şu anda bir abone olarak benim adıma Ahmet'e teşekkür etmiş olabilirsiniz mesela. Çok benim de hoşuma gider. Beni de çok mutlu etmiş olursunuz.